Orada üçüncülükler biraz itiraz ettiler bu konuya. Kendilerinin mücadele vererek geldiğini ama böyle Süper Lig takımlarının, ikinci takımlarının ligde oynayacak olmalarını itiraz ettiler. Ondan dolayı pek gerçekleşmedi. Ama Kulüpler Birliği'nin bugün de toplantısı var. Hem federasyon yönetiminin oluşmasıyla ilgili bir toplantı olacak. Hem de bu konular, yabancı sayısı gibi konular bugün gündeme gelecek. Yeni yönetimden Kulüpler Birliği'nin beklentilerini açıklayacağız. Bazı kulüplerimiz bu rezervlik konusunda istekli ama bazı altyapıcılarımız da mesela bizim altyapı koordinatörümüz bu konuda çok emin değil futbola katkısından. Dolayısıyla konuşulacak bir karar çıkacağını düşünüyorum. Yani siz bu konuda olumlu olumsuz bir görüş değerlendirebiliyor musunuz şu an Ben itibariyle? altyapıdan aldığım rapor doğrultusunda onlar daha bilimsel bakıyorlar bu işe. Bizim kadar duygusal değiller. Onların rezerv ligin çok da fazla katkısı olacağını düşünmediklerini söyleyebilirim. Başka yabancı futbolcu sayısı konusunda kaldırılan şeyleri... Daha önce biliyorsunuz kararlar alındı. Bu sene 12'ye düşüp 8 artı 7 artı 4 olacaktı. Ama bununla ilgili de bazı kulüplerimizin talepleri var. O da bugünkü toplantılarda konulardan bir tanesi olacak. Şahsen ben kendi adıma uygulanan projenin devam etmesi yönünde. Her sene böyle değiştirerek bir yere varamayız. Yıllardır değiştirip duruyoruz. İyi kötü önümüzde bir kural var. Bu kuralı uygularsak 21 yaş altı genç bir oyuncunun da sahada olmasını sağlamış olacağız. Hem gençlerimize bir şans tanımış olacağız hem de biraz maliyet düşecek diye düşünüyorum benim şahsi görüşüm. Program var Şimdi bir mı? defa şunu söylememiz lazım. Türkiye'deki Ziraat Türkiye Kupası'nın kupa alana olan geliri çok ciddi bir şey değil. Zaten bizim de prim olarak açıkladığımız kulübümüze bir kuruş para girmedi bu şey. Çünkü oyuncularımız da öyle anlaşmıştık. Yani oradan kazandığınız bütün primler sizin olacak diye. Dolayısıyla şeyden bir gelirimiz söz konusu olmadı Ziraat Türkiye Kupası'ndan. Şu yanlış algıyı da aslında ortadan kaldırmak istiyorum ama pek silineceğini sanmıyorum. Sanki biz sabah akşam basın açıklaması yapıp biz borçsuz kulübüz, borçsuz kulübüz, borçsuz kulübüz diye açıklama yapıyormuş gibi. Aslında bu bizim ağzımızdan pek duyulan bir şey değil. Ama bizi takdir etmek adına hem ulusal basında hem sizler tarafından hem bazı futbol adamları tarafından sürekli borçsuzluğumuz ön plana çıkartılıyordu. Tabii bir taraftan gurur verici bir şey ama bir taraftan da insanın gözüne sanki sokuyormuşsunuz gibi sürekli borçsuzluğunuzu. Birazdan nazara geldik galiba. Özellikle kur farkından sonra o açıklamada da söylemiştik yaklaşık 80 milyon bir açık vardı. Fakat yapmış olduğumuz tasarruflarla biliyorsunuz transfer yapmadık. Sadece bir transfer yaptık bütçemize uygun. Ve bir de oyuncu verdik. Ondan dolayı ve yaptığımız tasarruflarla bunu yaklaşık 50 milyon liraya kadar düşürdük ama artık 50 milyon lira açığı olan bir kulüp olduğumuzu da söylemek istiyorum. Tabii önümüzde muhtemel bazı gelirler var. Bunlarla da bütçemizi ortalama bir takımla yine kazasız belasız tamamlayabileceğimizi düşünüyorum ama bu sefer de çok iddialı bir takım olmayacak. Muhtemel Avrupa'da da başarısız olacak. Dolayısıyla biz biraz da başarı elde edebilecek bir takım oluşturmak adına biraz da risk alıp biraz da taraftarlarımıza, sponsorlarımıza, Sivaslı iş adamlarına buradan çağrıda bulunup gelirlerimizin biraz artması halinde daha iyi bir takımla daha iddialı bir takım kulüp haline gelebileceğimizi buradan söylemek istiyorum. Ya bu çok şey yani spesifik bir örnek, özel bir tişört bu. Dolayısıyla sınırlı sayıda da yaptık. Bazıları ana olarak alsın diye. Ama 200'den fazla olduğunu düşünüyorum yalnız. Yani 400, yani yarısının satıldığını söyleyebilirim. Bu vesileyle, bu konu çok önemli değil ama bu vesileyle şunu söyleyeyim. Yeni dönemde kendi formalarımızı kendi markamız altında Başkan Yardımcımız Erdoğan Bozatlı'nın Sivasspor için kurmuş olduğu bir şirket üzerinden yaparak bu maliyetleri de düşeceğiz ve çok özel koleksiyonlarla çok yakında piyasaya da çıkaracağız. Lütfen taraftarımız bu ürünlerimize rağbet göstersinler. Çok kaliteli kumaşlardan kaliteli ürünlerle yeni sezonu açacağız. Taraftarlarımız da bekliyoruz. Bu konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. Evet, sanıyorum yeni federasyon başkanı bu konuda görüşmeleri ele alacak ve devam ettirecek. Şu ana kadar da sadece bir aday adaylığını açıklamış durumda.
Sayın Mehmet Büyükekşi. O da bir sunum yaptı Kulüpler Birliği'ne. Bu konuda biraz daha üstüne çıkacak ve birkaç ilave kaynakla birlikte belirli bir rakamı aldırabileceğini düşündüğünü bize beyan etti. Belki şu anda söz konusu olan rakamlardan biraz daha iyileştirilmiş bir fiyat olmasına rağmen tamamıyla kulüpleri gelirini, özellikle Anadolu kulüplerinin gelirini son derece azaltacak. Aşağı yukarı yani geçen yıla yakın bir rakam, ama geçen yılla bu zaman arasında da biliyorsunuz önemli kur farkları ve enflasyon ve maliyetler de söz konusu oldu. Otel paralarından ulaşma, her şey inanılmaz artınca bu aynı oranda bir artış beklerdim ben şahsen. Şu an itibariyle bu gerçekleşmiş gözükmüyor ve önümüzde yine zorlu bir kış geçecek gibi gözüküyor. Ama inşallah bu görüşmeler daha iyi sonuçlanıp birkaç sponsor desteğiyle birlikte yayın gelirlerimizin artacağını ümit ediyorum. İşte biraz önce söyledim, ayın 26'sında şimdi bugün karar verdik. 26'sını burada toplanacağız. Takımı buraya toplayacağız. Buradaki sağlık muayeneleri, işte noter işleri, bazı işleri de yapacağız. Ondan sonra da Gerede'de, Esentepe'de antrenmanlara başlayacağız. Ondan sonra tabii ki araştırıyoruz şu anda. Eğer olumlu bir şekilde geçerse veyahut da bize uygun bir yer olursa belki bir kısa da sadece maçlar için 3-4 tane maç oynamak için de yurt dışına gideceğiz. Ve ondan sonra zaten dönüşümüzde de Süper Kupa var. Ligde başlıyor bu tarihte. O kadar yani. Şey, kamp dönemimiz bu. Biri Esentepe, biri yurt dışı. O kadar yani. O şey, mücadeleyle şeyi yok. Yani yapacak bir şey yok. Adamlar hakkıyla kazandılar, çıktılar. Yapacak bir şey yok. Hepsi semt takımı. Yapacak bir şey yok. Onların baktığında Beşiktaş, Fener, Galatasaray da öyle. Yani şey değil. Yani onlar için büyük bir avantaj olacak. Ama bir kere hem maddi açıdan büyük bir avantaj oluyor onlara. Deplasmana gitmiyorlar. Hem de tabii ki büyükler için yani hiçbir yere gitmeden kendi sahasında maç oynuyor gibi oynayacaklar. Büyük bir avantaj olacak onlar için ama fark etmiyor yani, yapacak bir şey yok yani. Ben bir soru sorayım hocama. Hocam, seyirci baskısının bu ilçe takımlarının veya semt takımlarının veya böyle eski köklü kulüplerin başarılı olmasında etkisi oluyor mu acaba? Yani seyirci baskısının olmaması. Yani bence olmuyor. Yani seyircinin kesinlikle olması lazım başkanım ben. Evet yani, ama kesinlikle yani büyük lazım. Taraftar yoğunluğuna, çoğunluğa karşı oynamadıkları için biraz daha rahat hareket edip istediklerini yapıp başarıya ulaşıyorlar gibi de. Şimdi oradaki şey önemli. Şimdi oradaki İstanbul'da şu anda bence büyük bir saha problemi çıkacak ortaya. Yani benim oynadığım dönemde de bütün yük İnönü Stadı'na biniyordu. Bazen Ali Samiyen'e biniyordu. 3 takım, 4 takım birden oynuyordu. Veyahut da küçük küçük sahalarda oynanıyordu. Ama şimdi İstanbul Spor'un sahası, Karagümrük'ün sahası, bunların net şey değil Ümraniye yani. Ümraniye'de hocam. Ümraniye zaten belli. Arka tarafı tamamen açık bir yer. Onun için bunlar biraz sıkıntı yaşayacaklar. Yani işte artık federasyon onları dağıtacak yani, şöyle derdi oyuncaklarına göre. Onun için o sıkıntı yaşanabilir orada yani. Teşekkür etmek lazım. Taraftarımıza gerçekten teşekkür etmek lazım. Ama tam ben onları anlıyorum. 20.45'ti, Perşembe günüydü, ertesi gün mesai vardı. Ama yine de 32 bin kişilik bize ayrılan taraftarın hınca hınç dolması bize yakışırdı. Biraz boşluklar kaldı. Ama Süper Kupa'yı büyük bir ihtimalle Trabzon'la Olimpiyat'ta oynayacağız. Büyük bir ihtimalle de hem mevsim gereği hem de sezon sonunda yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin de bir provası olması açısından büyük bir ihtimalle Olimpiyat'ta olacak. Bu sefer lütfen rakibimiz de Trabzonspor, onların kendine ayrılan bölümü dolduracaklarına eminim. Bizim de eğer Olimpiyat Stadı olursa özellikle bize ayrılan bölümü doldurmalarını hasreten rica ediyorum. Kendilerine de kupa performanslarından dolayı taraftarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Ben de bir şey söyleyeyim çok kısa taraftarla ilgili. Şimdi biz geçen sezon hakikaten taraftardan mahrum kaldık. Çok az taraftarla oynadık. Ta ki işte en çok ben bayağı her maçtan sonra kesin söyledim. Yani taraftarımızın olması gerekiyor. Eski valimizin de çok büyük katkısı oldu taraftarla. O çocukların gelmesi. İnşallah yine aynı şekilde devam eder o. Çok güzel bir şey oluyordu o.
Biz örneğin şeyde Adana Demirspor maçında 32 bin kişi oynadık. Buraya Altay maçına geldik, 1300 kişi oynadık. Yani öyle olsun istemiyoruz. Şimdi bir kere bizim her şeyden önce taraftara çok ihtiyacımız var. Ben her zaman söylüyorum, taraftar bana göre 12. adam değil de 1. adamdır. Yani onların desteğiyle çok şeyleri yapabiliriz. Örneğin Alanya maçı, biz 0 mağlup duruma düştük. Ama oyuncularımıza çok büyük coşkuyla moral verdiler ve golümüzü attık ve finale kaldık. Onun için bizim taraftara çok ihtiyacımız var. Bizler de hem yönetim olsun, biz olalım. Gerçekten bütün gayreti gösteriyoruz onlara, çok güzel şeyler yaşatalım diye. Onun için onların da fedakarlık yapıp maçlarımızı doldurması gerekiyor. Evet. Çünkü yani önümüzde 24 tane garanti maçımız var. Muhtemel artması da, yani yaklaşık 27-28 maç kupalarla birlikte neredeyse 30 maça yaklaşacak bir maç potansiyeli var. Dolayısıyla kombine biletlere taraftarımızın rağbet göstermesini şimdiden yakın bir zamanda tekrar satışa sunulacak. Özellikle rica ediyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar katılımınız için. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Sağ olun. Hayırlı günler. İyi günler. Hayırlısı olsun hocam. Başkanım. Olur, hayırlısı.